İlk ceza dililere kesildi. 1 Eylül tarihi itibarıyla sosyal güvenlikteki yeni düzenlemeler yürürlüğe girecek. Bu değişiklikler arasında EYT kapsamında çalışanlar için sağlanan sigorta prim desteğinin kaldırılması ve kısa vadeli sigorta kolları prim oranının %2.25'e ye çıkarılması yer alıyor. Peki bu süreç nasıl işleyecek? EYT'li prim desteği kaldırılıyor, işverenlere yeni maliyetler geliyor. 1 Eylül'den itibaren sosyal güvenlikte önemli değişiklikler yürürlüğe girecek. Bu değişiklikler, EYT kapsamındaki çalışanlar için sağlanan sigorta prim desteğinin kaldırılmasını ve kısa vadeli sigorta kolları prim oranının artırılmasını içeriyor. Peki, bu süreç işverenler için nasıl bir etki yaratacak? EYT düzenlemesi işverenler için yeni bir yük. Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT kapsamında emekli olup aynı iş yerinde çalışmaya devam edenler için işverenlere sağlanan %5 oranındaki sosyal güvenlik destek primi, SGDP, indirim hakkı, 1 Eylül itibarıyla sona eriyor. Bu indirim, yaklaşık 17 aydır Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte, EYT'li çalışanlar için işverenler asgari ücret üzerinden aylık 1013 Türk Lirası, daha fazla sosyal güvenlik primi ödemek zorunda kalacak. Örneğin, emekli çalışana bürüt 30 bin Türk lirası ödenmesi durumunda, işverenin ödediği prim tutarı 6750 TL'ye yükselecek. Bu düzenlemenin arkasında, EYT düzenlemesi sonrası işverenlerin ani iş gücü kaybını önlemek amacıyla sağlanan desteğin sona ermesi ve emekli çalışanların prim maliyetlerinin eşitlenmesi gerektiği düşüncesi yatıyor. Dolayısıyla, EYT'li çalıştıran işverenlerin prim maliyeti artırılmış oldu. Kısa vadeli sigorta kolları prim oranında artış. Bir diğer önemli değişiklik ise kısa vadeli sigorta kolları prim oranının %2'den %2.25'e çıkarılması. Mevcut durumda işverenler çalışanlarının prime esas kazancı üzerinden %2 prim öderken bu oran 1 Eylül itibarıyla %2.25'e yükselecek. Bu artış, asgari ücretli bir çalışanın prim ödemelerinde yaklaşık 50 TL'lik bir fark yaratacak şu an için asgari ücretli çalışanlar adına ödenen kısa vadeli sigorta primi 400 Türk lirası iken, bu tutar Eylül'den itibaren 450 TL'ye çıkacak. Sonuç, işverenler için artan sosyal güvenlik maliyetleri. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, işverenlerin sosyal güvenlik maliyetlerini önemli ölçüde artıracak. Bu durum, hem EYT'li çalışanları hem de kısa vadeli sigorta kolları primlerini kapsayan değişiklikleri içerecek. İşverenler bu yeni maliyetlerle başa çıkmak için stratejilerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilir.